organik gübre direkt ne kokusu var, ne sinek topluyor, ne de herhangi bir şey. Çünkü daha öteki gübreler mesela yoğun bir koku yapıyordu, sinek topluyordu. Şimdi bunda hiç öyle bir koku yok. İnsanlar bazı şeyleri görmeden karar veremiyor veyahut da ne bileyim bir fikir yürütemiyor. Gördükten sonra işte bize de hat çekelim, biz de bu gazdan yararlanalım ya arabalarımıza gaz gelelim doldurmaya başladılar öyle konuşmaya. Bunu 5 baş hayvana sahip bir tesiste de kurabilirsiniz. Ki bu proje kapsamında onu da hedeflemiştik. 5 metreküp ve 25 metreküp olarak biz hedefledik. Ki bunun zaten ucu bucağı yok. Yani 1000 başa kadar, 2000 başa kadar bu sistemleri geliştirebilirsiniz. Ama öncelikle tabii ki 5 baş hayvana da sahip bir çiftliğe bunu kurabilmek. Gerekse 50, 60, 100 baş hayvana sahip bir çiftliğe de bunu kurabilmek ilk hedefimiz. 500 metreküpe kadar tabii Anladım. ki bu kırsal kesim sistemlerinde. Atıkların değerlendirilmesi söz konusu bu sistemlerde ve atıklar gerçekten çiftçiler için bir problem. Özellikle hayvansal atıklar. Bunların biyogaz sistemlerinde değerlendirilmeye de başladığı zaten gözleniyor. Büyük ölçekli sistemler artık kurulmaya başladı. Ama önemli olan bizim kırsal kesim halkın da buna inanması ve bu işin geliştirilebileceği, birlikte hareket etmeyle bu işin ilerleyebileceğini göstermekti zaten. Bu projenin amacı da buydu. Ki İzmir için bunu geri dönüşlerini çok rahatlıkla alabiliyoruz. Türkiye için de bunun olacağına inanıyoruz.